Şimdi deton oldum. Şimdi bir fen göstereceğim bugün. Le Paul Spread. Hemen şöyle göstereyim buradan. Bunu göstereceğim. 1900 ile 1958 yıllar arasında yaşamış Le Paula adlı bir sihirbazın bulduğu bir hareket. Tutorial'a geçelim o zaman. Çok konuşacak bir şey bulamadım. Beni özlemişsinizdir herhalde. Bu hareket yapabilmeniz için spring yapabiliyor olmanız lazım. Spring de bu. Tutorial'ına şuradan sağ üstten galiba şurası oluyor. Oradan ulaşabilirsiniz tutorial'ına da. Spring'in mantığını anlamanız lazım daha çok. Tam olarak yapabilmenize gerek yok ama zaten zor bir hareket. Spring yapamadan bunu yapmanız hani yürümeden koşmaya benzer. Kartları büküyoruz bu harekette de spring'de olduğu gibi. Kartları sıkıştırıyoruz ve basınçtan yararlanarak kontrollü bir şekilde fışkırtıyoruz kartları. Çok şık bir hareket gerçekten. Çok sevdiğim hareketlerden biri. Bu hareket yapabilmeniz için kullandığınız desenin air cushion finish olması biraz da avantaj sağlayacaktır smooth finishlere göre. Ve benim elimde şu an elimde olan American Flag deck, Bicycle'ın hemen kutusunu da göstereyim. Türkiye'de sitelerde de satılıyor. Gerçekten çok hoşuma giden bir şey bir deste bu konuda. Çünkü kartlar hem yumuşak ve ince diğer kartlara göre ve kendini çok hızlı toparlıyor. O yüzden hem kart deforme olmuyor hem de böyle bükmeli hareketlere çok daha rahat çıkıyorsunuz diğer destelerine nazaran. Şimdi bir daha gösteriyorum detaylı bir şekilde. Önce şu şekilde bir dealer's grip tarzı ama biraz daha elinizin şurasından yararlanarak desteği tutuyorsunuz. Dört parmak burada ve baş parmağınız şurada. Tam baş parmağınız değil ama. Sağ elimizin baş parmağıyla ortasına bastıracağız ve şurada aralık olması lazım. Şurada. Dikkat edin ters tarafa patlamasın kartlar. Şu baş parmağınızın üstüne doğru gitmesinler. O yüzden biraz daha buradan üste durması lazım baş parmağınızın. Şu but ne deniyor oraya? Şuraya ne deniyor? İşte neyse bunun biraz daha üste kalması lazım kısaca. Bastırıyoruz. Ve çıkartıyoruz. Başta yapamamanız çok normal. Gerçekten ben de yani yıllarca yapamadım bu hareketi ilk gördüğüm zaman. Görmüştüm, baktım yapamadım. Çok da zorlamadım. İleride elim biraz daha kardistre yatkın hale geldiği zaman yapabilmeye başladım. Üzerine de çok çalışmamıştım zaten zamanında. Bir daha gösteriyorum. Bastırıyoruz. Ya yapacağınız hiçbir şey yok aslında. Sadece kart desteğe uygun basıncı uygulayabilmeniz lazım. Uygun basıncı uyguladıktan sonra da baş parmağınız şu kısım önemli. Ucuyla değil biraz daha tamamını kullanarak biraz daha İğme vereceksiniz sadece fışkırttığınız kartlara. Aslında fenlerle arası olan birine göre kolay bir hareket olduğunu düşünüyorum ama kardeşleri de yeniyseniz ya da fenlerde iyi değilseniz o kadar da zorlanmanız normal. Bir de bu hareketi yaptığınız destenin biraz daha yeni veya çok dandik bir deste olmaması lazım. Çünkü eski destelerle yapamıyorsunuz. Direkt bükülüp katlanabiliyorlar. Bir daha gösteriyorum. Koyduk. Sıkıştırdık. Baş parmağın yardımıyla ivme veriyoruz. Bu hareket bu arada deste breaklemede de kullanılıyor. Deste breakleme nedir? Onu başka bir videoda daha detaylı bir şekilde anlatırım da şu şekilde diyeyim. Yeni bir deste aldığınız zaman destenin o gereksiz fazla kayganlığını ve köşelerinin rahatsız edici hissiyatını azaltmak gibi. Öyle düşünebilirsiniz yani. Evet, hareket bu kadar. Hareket hakkında bilmeniz gereken başka bir şey yok. Dediğim gibi harekette aslında hiçbir şey yok anlatabileceğim detaylı bir şekilde. Verebileceğim çok büyük bir tutorial yok yani. Sadece birkaç teknik bunlar. Onun dışında bu harekete şu şekilde de pratik yapabilirsiniz. Tutup bastırıyorsun. Bu şekilde. Sadece elinin üstünde kartları böyle biriktirerek de pratik yapabilirsiniz. O zaman bugünkü video bu kadar. Büyük ihtimalle bu videoyu izlediğiniz zaman çekilişi açıklamış olurum ve yayınlanım videosu şu an YouTube'a yüklenmiş olur. O yüzden i butonunu onu koyayım isterseniz o yayını izleyebilirsiniz. Hareket hakkında anlamadığınız bir konu olursa, yardıma ihtiyacınız olursa bana Instagram üzerinden DM atabilirsiniz. Cevap veriyorum hepsine elimden geldiğince. O zaman görüşürüz. Hadi. Görüşürüz sana da. Bay bay. Bekle ya kart basacağım. Kart basmak istiyorum.